Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu sahnede olma amacım Türkiye'nin ilk kadın milli motosiklet yarışçısı olmam. Bugün bu sahnede daha çok benim motosiklet yolculuğumdan ve bu tutkumdan bahsedecek olsam da aslında hikaye şöyle başlıyor benim için. Bu benim hayatımda 9 yaşındayken Antalya'da atletizmden kazandığım ilk madalyam. Bu yine Antalya'dayken judo yaptığım yıllardan kazandığım bir madalya. Bu Siirt'te tekvando yaptığım dönemden kalma bir madalya. Bu yine Bilecik'te atletizme devam ettiğim zamanlardan kalma bir madalya. Yani demem o ki aslında ben asker çocuğu olmam sebebiyle bütün çocukluk hayatımı toplam 10 farklı şehirde geçirdim. O dönemde de en fazla 2 sene aynı okulda okuyabildim ve nerede, hangi okulda, hangi spor branşı varsa onunla bir şekilde devam ettim ve müsabık ve lisanslı bir sporcu olarak çok küçük yaşta başladım spor hayatına. Akademik olarak da başarılı bir çocuktum. Hem spor hayatım, hem okul hayatım, hem sürekli taşınma maratonu bir şekilde devam ediyordu. 14'lü yaşlarımda tabii sizlerin de bildiği gibi bir üniversite, hangi üniversiteye gideceğim, hangi bölümü okuyacağım stresi oluyor. Derslerim nispeten iyi, yani gitmek istediğim her bölüme birazcık dişimi sıkarsam gidebilirim. Öyle olunca aileden bir baskı var. Sülalede üniversiteye gidecek ilk çocuk benim. Bütün gözler üzerimde. Ben de CEO olmak istediğime karar verdim. Dedim ki ben CEO olayım. Bunun için ne yapayım? İstanbul'a gideyim, İngilizce işletme okuyayım. İyi bir üniversite kazanayım. 4 sene boyunca kafamda sadece bu var. Duvarlarımı grafitilerle böyle boyamışım, kitaplarımı falan hazırlanıyorum. İstanbul'a geldim, üniversiteye başladım. Bu arada da CEO, CFO, üst düzey yöneticilerle tanışmak istiyorum ki bu dünyanın iç yüzü nasıl diye. O arada 6. ayımda kendime bir kartvizit bastırmıştım bu arada. Üzerinde de evrenin en başarılı CEO adayı geliyor yazıyor. Özgüven patlaması yaşıyorum. Bunu da tanıştığım üst düzey yöneticilere veriyorum. Yani diyorum ki bir gün bana ihtiyacınız olacak, bunu saklayın. Tabii adam da bakıyor ya da işte hanımefendi, ben işte 18 yaşındayım, ilk senem diyorum. O da bana kartvizitini veriyor. Zaten beklediğim hareket o. Kartviziti alacağım ve dönüp hemen mail yazacağım, randevu alacağım ki hani daha uzun sohbetler edebileceğim. Birçoğunun evine hani barbekü partilerine falan gitmiştim zaten. İstediğim o samimiyeti kurabilmekti. Bunu kurduktan 6 ay sonra ben CEO olmak istemediğime de karar verdim. Yani kesinlikle CEO olmayacaktım. Bu meslek bana göre değildi. Ve 4 sene o üniversiteyi kazanmak için uğraştım. 6. ayındayım. Üniversiteyi okuyorum ve o meslekten de vazgeçtim. Allah'tan sürekli çalıştığım bir dönemde ve 19 yaşımda kendi organizasyon şirketimi kurdum. Konser organizasyonu yapıyordum. 20 yaşında ilk kafemi açtım. Yine 19 yaşındaydım. Okan Bölge'ne ilk katıldığımda engelli çocuklar için yardım kampanyaları düzenliyordum. Böyle böyle çok aktif bir hayatım vardı. Çok farklı iş kollarında çalışıyordum. Kafemi açtığım dönemde Alanya'ya gidip geliyorum sürekli. Aslında konser organizasyonu yapmak için gittiğim bir otelde bir yeri beğendim ve 3 aylık diye orayı açtım. 3 sene işletmek zorunda kaldım. Sürekli git gel yapıyorum ve aşırı yoğunum. Ama kafamda da hala aklımın bir köşesi yüreğimde. Yani ben hangisini yapmak istiyorum, ben ne yapacağım, neye yoğunlaşacağım, bu sorgulamalar hep devam ediyor. Bir arkadaşımı ziyarete gittim, bir motosiklet gördüm. Öylece duruyor aslında, motosikletinde bir suçu yok, kenarda bekliyordu. Ama benim o ana kadar hayatımda motosiklet kullanan kimse yok. Yani motosikletin konusunu açan kimse olmadı. Hiçbir bilgim yok. Sadece en sevdiğim renk yeşil benim. Orada da yeşil bir motosiklet duruyor. Sahibi olan amcayı sordum. Tanımıyorum da adamı. Öyle bir tur gezmek istedim. Merak ettim yani. Çok güzel duruyordu. Nasıl bir şey acaba diye. Başıma geleceklerden haberim yok tabii o anda. Amca da beni tanımıyor ama bindik biz motosiklete. Gidiyoruz. Sadece korkarsan sırtıma vur dedi. Tamam dedim. Ama rüzgarı hissetmekle birlikte hani korku ne kelime, ben adama sürekli amca daha hızlı, daha hızlı diyorum. İşte mutluluğumu anlatmaya çalışıyorum ki birazcık daha dolaştırsın beni diye. Yarım saatten daha az bir süre sonra indim ben motosikletten. İndim ama o an yeni bir karar aldım hayatımla ilgili. Kesinlikle motosiklet almam gerekiyordu. Ve hani o motosikleti kullanan ben olmalıydım. Bu aklıma girdikten sonra ve ben o rüzgarı hissettikten sonra sürekli amcanın yanına gidiyorum. İşten çıkıyorum, amcanın yanına gidiyorum. Motosiklete bakıyorum, birazcık daha gezeyim. Motosikleti inceliyorum. İnternetten videolar izliyorum. Motosiklet nasıl kullanılır bunu öğrenmeye çalışıyorum.
Tabii bu esnada önce annem, sonra babam, sonra ablam, biri iyileşip birisi kansere yakalandı. Ve yani aile hayatım da çok inişti çıkıştı. Çalışmak zorundayım. Zaten çalışıyorum normal olarak. Dersler zaten hepiniz biliyorsunuz, vize, final, proje, onlar devam ediyor. Ama benim aklımın böyle %80'i motosiklette kaldı. Yani kesin motosiklet almam lazım. O ara benim kafe hayatım çok yoğunlaşmaya başladı. Kafede Alanya'da, ben İstanbul'dayım. Sürekli gidiyorum, geliyorum. İşlerim büyümeye başladı. İşte masa sayım arttı, çalışanlar arttı. Hatta öyle bir noktaya geldi ki ben okulu uzatmak zorunda kaldım. Ve 4 sene okuduğum okulun kep atma törenine gidemedim. Kafedeki organizasyona denk geliyordu. Mezuniyet törenime katılmadım. Ama güzel kısmı şu oldu, motosikleti alabildim yaklaşık bir sene sonra. Motosikleti aldım ama işlerin yoğunlaşmasıyla birlikte okuldan da mezun oldum. Ama benim artık hani gece alarm kurup da uykudan sürmek için uyandığım motosikletimi ayıracak vaktim kalmadı. İşlerim çok iyi gidiyor. Evet, çok emek verdiğim, 3 sene boyunca emek verdiğim kafe çok güzel bir noktada. Şubeleşme teklifleri alıyorum ama benim yine aklımın köşesi sadece motorda. Yani daha fazla sürmem lazım. Kamp yapmak istiyorum. Mesela sürüp sabah sürerek başlamak, uyuduğumda hani çadırımı atayım, motorum yanımda olsun. Böyle hayaller kafamda dönüp durmaya başladı. Bir gün sabaha doğru 5 gibi dedim ki ben bu kafeyi bırakmam lazım. Biliyorum herkes bana saldıracak, yani yakın çevremden yadırgayacaklar. Ama o ana kadar gelen İlayda da zaten hep oydu. O an neyi yapmak istiyorsam ben onu yapıyordum. Yani aslında yüreğimin sesini dinliyordum. Dedim ki ben burada kalırsam bu kafe büyüyecek, şubeleşecek. Benim sorumluluklarım artacak. Ben bu motosiklete binemeyeceğim. Ama benim iç sesim onunla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini ve orada benim hani içimdeki bir boşluğun onunla dolacağını bana söylüyordu. Bu tamamen his ama. Sabah kadar uyumadım, otel sahibi geldi, bütün anahtarları kafedeki her şeyle birlikte ve bütün kazancımla birlikte bıraktım. Çünkü bir gün, iki gün daha kalsaydım belki kalabilirdim orada, devam edebilirdim. Daha fazla üzerine düşünmek istemediğimi ve sadece hayallerimi satmak istemediğimi ve bugün burada bunu bırakmak istediğimi söyleyip sırt çantamı aldım, motosiklete bindim, yola çıktım. İşsizim artık. Ama sürüyorum motosikletim yanımda ve çok mutluyum. Ondan sonraki süreçte gerçekten mutlu olduğumu hissettiğim anlarda benim bu motosikletle alakalı bir şeyler yapmam gerektiği, bunu nasıl yapabileceğim, hayatıma nasıl daha fazla dahil edebileceğim sorusunu soruyordum sürekli kendime. Bir yandan tabii yine işte 3-5 ay sonra başka bir işe girdim, çalışmaya başladım ama motosiklete daha fazla vakit ayırabileceğim bir iş. Bu arada sportif tarafı yok yani hayatımda. Sonra bir gün bunun yarışları olduğunu öğrendim. Kendi kendime Şile virajlarında viraj yaparken bir abi geldi, çok güzel viraj yapıyorsun, niye yarışmıyorsun dedi. O şekilde yarışları öğrendim, yarışmaya karar verdim. Çünkü benim gibi bir çocuk için hani 9 yaşımdan beri müsabık bir sporcuyum. En çok sevdiğim şey motosiklet ve bunun bir spor branşı olduğunu öğrenince çok heyecanlandım. Yarışmaya karar verdim, hazırlıklarımı yaptım, yarışa gittim. Ama şu gördüğünüz tulum ekipmanın olması gerekiyormuş ve Türkiye'de bu satılmıyor. Yani benim bedenim için satılmıyor. Ben motosikleti aldım, piste gittim ama beni piste sokmuyorlar. Çünkü ekipmanım yok. Ondan sonra 2 sene sürdü benim bu ekipmanları toplayabilmem. Çünkü yurt dışında satılıyor, burada yok. Hepsini toplasam bir motor parası zaten yapıyor. 2 sene gittim geldim, sadece yarışları izledim. Ondan sonra ekipmanlarımı tamamladım, ilk yarışıma girdim. O dönem ablam kanser hastası ve hastanede kemoterapi alıyor. Benim de tek istediğim yarışa gidip, kürsüde bitirip o kupayı ablama götürmek. İlk yarışıma girdim, senelerdir yarışan rakiplerimin arasında birinci oldum. İlk yarışımda birinci olunca ve o pistte hissettiklerimden sonra dedim ki kesinlikle ben bu sporu yapmaya devam etmem lazım. Kupayı aldım, ablama götürdüm. Sonra ikinci ayak yarışı geliyordu. Tabii benim kafamda da şu var ki ben ilk yarışımda birinci oldum, sponsor bulabilirim, destek bulabilirim. Çok maliyetli bir spor çünkü. Böyle olmadı çünkü bu spor Türkiye'de tanınmıyor bile. Öyle bir farkındalığı yok. Firmalara da derdimi anlatamadım. Dedim ki o zaman İlayda, madem sen bu işi yapacaksın, önce git maddi gücünü eline al ve bu spora sponsor bulabilmek için bu sporu nasıl tanıtabilirsin, bununla ilgili projeler yap. Bu branşın farkındalığını arttır, sonra sen bu sporu daha rahat yapabilirsin dedim kendime ve 3 sene bu süreçten sonra piste hiç giremedim. Piste hiç giremedim ama bir özel bir motosiklet markasının davetiyle İspanya'ya bir lansmana gittim.
O lansman aslında benim için dönüm noktası oldu. Oradaki sürüş performansım ve motosiklete olan tutkum yurt dışındaki firmalar tarafından çok dikkat çekti. Ben sonra global bir lastik firmasından iş teklifi aldım orada. Hem test pilot olacaktım, hem tanıtım videolarını çekecektim. Hem de onlar için organizasyonlar yapacaktım. Yaklaşık 2-2,5 senelik bir İspanya serüveni başladı benim için. Avrupa'nın çeşitli şehirlerine, ülkelerine gidiyorum. Sürekli motosiklet sürüyorum, lastik test ediyorum. Ama sokakta sürüyorum yani motosiklete. Böyle bir etkinlik için, bu arada da ablam kanser olduğunda ona bir söz vermiştim ben. Değerleri bayağı kötü gidiyordu yani, zor atlattık süreci. O dönemde çocukluk hayali Venedik'ti ablamın. Venedik'e gidip gondola binmek. Motosikleti binmeyi de çok seviyor. Kucağıma alıp bindiriyorum böyle arka koltuğa, sonra ben biniyorum. Bana demişti ki, eğer bu hastalığı da atlatırsam beni motosikletle Venedik'e götürür müsün? Söz verdim ben de ona, götürürüm dedim. 3 senenin sonunda biz ablamın temiz raporunu aldık. Bu İspanya'da olduğum süreçte de bunu projelendirerek şöyle bir şey yapmıştık. Hastalık raporunu öğrendiğim saatten temiz raporunu aldığımız saate kadar geçen her saate 1 kilometre yazdık. Ve onun hastalıkla geçirdiği bütün 3 senenin zaferini kutlamak adına İstanbul'dan Venedik'e kadar İtalya'yı komple dolaşarak motosikletle bir rota yaptık ve Belçikalı bir firma tarafından bu belgesele çekildi. Benim ben sabahtan akşama kadar motosikletliyim ve gayet mutluyum. Ama kafamda hala pist ve bu işin sportif tarafı var. Bu arada Türkiye'de artık pist olmuyor çünkü pistimiz yok, tadilata alındı. Biz İspanya Jerez pistine girdik iş için ama o bir yarış haftasına denk geldi. Dolayısıyla ben bir sürü yarış takımının içine düştüm, işte yarıştırları, yarışçılar. Otomatik olarak direkt ağlamaya başladım yalnız. Neden ben onların içinde değilim, neden buradayım, şimdi oraya dahil olmam lazım, işte aradığım fırsat bu diye. Gittim takımlarla konuşmaya başladım. İşte hani ben de burada yarışmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor? Tabii karşılaştığım manzara şu an nerede yarışıyorsun, yaşın kaç, bu pisti kaç döndün? O pisti ben gelip dönemem çünkü yani o pisti dönmek için bir zaman atmak için burada bir 10 gün vakit geçirmem lazım, böyle bir imkanım yok. Türkiye'de yarış düzenlenmiyor, ben şu anda aktif olarak yarışmıyorum ve evet o zaman ben 27 yaşındayım. Yaşımın çok geç olduğu, aktif olarak yarışmadığım sürece orada yarışamayacağım ve o pistlerdeki zamanlarımı bilmeden beni bir takıma ve şampiyona yerleştiremeyeceklerini söylediler. Ama bu benim suçum değil dedim sonuçta. Ben 21 yaşında tanıştım motosikletle ve hani ailem, ben 2-3 yaşındayken beni motosiklete başlatmamış zaten. Hani öyle bir şeyden haberleri de yok. En azından bir şans hak etmiyor muyum diye sordum. Yapabileceğimiz bir şey yok dediler ve ben oradan devam ettim. Tekrar Belçika'ya gittim. Yaklaşık bir ay sonra içlerinden birisi eski MotoGP şampiyonu Luis Cardoso o konuşmamdan etkilenmiş, numaramı buldu ve beni aradı. Dedi ki işin çok zor, yaşın çok geç, buradakiler çünkü maksimum 5 yaşında başlıyor, motosikletle yarışmaya başlıyor yurt dışında. Yani ben şu an 32 yaşındayım ve baktığınız zaman MotoGP'de insanlar 30-32 yaşında bu işten emekli oluyorlar. Dolayısıyla çünkü bu ciddi kondisyon da gerektiren ve insanı yoran bir spor. Sürekli sağınız, solunuz, bir tarafınız kırılıyor. Ama dedi bir şans hak ediyorsun dedi, biz sana bir gün pisti ayarlayacağız, gel dedi, çık zamanını at. Eğer yarışmak istediğin şampiyonadaki yarışçıların zaman barajının içinde kalabilirsen o günde de biz sana bir şans vereceğiz dedi. Zaten aradığım fırsat buydu benim. Hemen dedim ben İstanbul'a dönerim, Türkiye'ye giderim. İşte bana işte herkes yardımcı olur çünkü Türkiye'den ilk defa bir kadın böyle bir seçmeye gidecek. Beni çalıştırırlar, motor verirler. O arada motorum yok çünkü. Motor verirler, ben antrenman yaparım ve 1,5 ay sonra bomba gibi giderim oraya dedim. Böyle olmadı. Türkiye'ye döndüm. Anlattığım herkes saçmalama dedi. Bir yaşım çok geçti onlar için. İki, oradakiler çok hızlıydı. Çünkü motosikletin üstüne doğmuşlardı. Üç, ben 3 senedir piste hiç girmemiştim. Onlar çok antrenmanlıydı. Sadece ve sadece bana neden olmayacağını söylediler ama nasıl yapabileceğimi kimse söylemedi. Ama tabii ki benim yüreğim bu arada yanıyor yani orada olmak ve orada yarışabilmek aşkıyla. O zamanki antrenörüm Tolga Uprak ve Name Ekin, İkisi bana inandı. Dedi ki en azından bir deneyelim, ne kaybederiz. Tamam dedim, pistlerden izin almaya başladım. En azından go-kart pistlerinden, yani büyük pistlerde değil de. İzin vermediler çünkü boş bir hayalin peşinde koştuğumu düşünüyordu hepsi. Biz de İzmir'de bir tır parkı bulduk, boş bir tır parkı. Plastik kukalardan yarışacağım pistin küçük halini simüle ettik. Bir markadan bir test pilotu aldık, onu yarış modifikasyonları yapmamıza izin vermediler. Cadde haliyle yarış antrenmanı yapmam gerekiyordu.
Ama olsun, motosiklet vardı. Onu aldık ve o tır parkında çalıştık. Yaklaşık 7-8 gün ben o parkta çalıştım. Ama asıl pistin haritasını çıkarttım Google'dan. YouTube'daki videolardan, böyle ön kameralardan yarışçılar o pistte nerede fren atıyor, hangi virajda gidiyorlar. Öyle pistin ideal çizgisini çizdim ve sürekli rüyamda yarışıyordum o pistte. Sonra bir PlayStation aldım. Ama daha önce PlayStation oynamadığım için o kumandayı kontrol edemedim. Oyunu alıp pisti ezberlemek istiyordum. Kullanamayınca mahalledeki küçük çocukları topladım, onları oynattım, ben izledim. Öylelikle pisti ezberledim. Ve seçmeye gittim. Seçmeye gittim, piste ilk çıktığımda Luis Cardoso ve ekibi bana sen daha önce bu piste dönmüşsün dedi. Gelmez bu zaman dedi. Hayır, dönmedim dedim. Dönmüşsün ama dedi. Dönmedim dedim ve o kağıdı aldım getirdim. Ama bir aydır rüyamda dönüyorum dedim. Real olarak ilk defa şu an burada döndüm. Orada o zamanı attım. Attıktan sonra beni 2 haftalık bir Katar kampına aldılar, eğitimi aldılar. Takım görüşmelerim başladı. Benim için her şey inanılmaz mükemmel gidiyordu. Tabii oradaki seçmeden sonra ve ben o zaman atınca Türkiye'de de birçok kişi bana yapamazsın diyenler de beni aramaya başladılar. Biz ne yapabiliriz şimdi diye. Ama artık hani Katar ve İspanya bana sahip çıkmıştı o noktada. Derken pandemi çıktı ve benim için şampiyona kapandı. 2019-2020 sadece Avrupa vatandaşları katılabildi yarışlara. 2021'de yarışlara 1,5 ay kadar bir zaman var. Bana yarışabileceğimi söylediler ama sponsor yok, yani ben hazırlık yok, zaten Türkiye'de pist yok, antrenman yok. Son güne kadar bekledim, belki dedim bir yerden bir şey çıkar. Çıkmayınca bankaya gittim, kredi çektim. Dedim ki kervan yolda düzülür, İlayda sen bir başla bu sezona, devamı nasılsa gelir. Öylelikle gittim, sonra tabii ki birçok firma sesimi duydu. Oradaki başarılarımda da bana start alman yeterli demişlerdi aslında çünkü 24 kişi start alıyoruz ve ben pisti hiç bilmiyorum. Sadece yarışta grid çizgisine diziliyoruz. Orada da sıralama yarışlarında mesela start alırken en hızlı pilottan %5 yavaş olma şansınız var yarışabilmek için. Ve en hızlıları, en hızlı 6 kişi dünya şampiyonasından geliyorlar. İlk yarışımda 8 kişiyi geçtim. Daha önce o pistlerde tecrübesi olan 16 bitirmiştim. Çok motivasyonum arttı. Devam edeceğime kesin kararlıydım. 2021 güzel bir sezon olarak bitti. Bu arada 2021'de ben Avrupa'da yarışacağım zaman Türkiye'deki sporcuları ve pist bitmişti tadilatı Türkiye'deki. Türkiye'de bu sporu yapmak isteyen diğer kadınları düşündüm. Bana da çok fazla mesaj geliyordu sosyal medyadan. Onlar da benim yerimde olmak istiyordu ama hani bunun ne kadar zor olduğunu ya da o piste girmek için yapmış olduğum, vermiş olduğum mücadeleyi iki satır mesajda anlatamazdım ve şevklerini de kırmak istemediğim için o talebi görünce önce federasyon ve birçok markayla bir görüşme yaptım. Dedim ki bakın Türkiye'de çok fazla kadın sporcu yetiştirebiliriz. Kadın sürücü var piste girmek isteyen. Bu insanlara ben eğitim verebilirim gönüllü olarak. Arkadaşlarımdan sağdan soldan tulumlar topladım. Çünkü biliyordum ki piste alabileceğimiz zaman onlara verecek bir tulum yoktu Türkiye'de. Bütün bu altyapıyı yaptıktan sonra yaklaşık 25-26 tane kadın sporcuyu, kadın sürücüyü seçmeye aldık ve onları pistlerle tanıştırdık, onlara eğitimler verdik. Bu sene yine aynı şampiyona, aynı organizasyon devam etti. 2021 ve 2022 senesinde toplam 30-35 tane kadın sürücüyü pistlerle tanıştırdık. Yaşları 14 ile 30 yaş arasında değişiyor. Şu anda bu spor bence en azından 5-6 tane daha kadın sporcu kazandı Türkiye'de. Onlarla beraber sürmek, onların gelişimini görmek, yarın bir gün Avrupa'da, milli takımda, belki bana bir bu oluşturduğum projeden bana bir takım arkadaşı çıkacak olması çok heyecan verici süreçler. 2023 için yine Türkiye'de yapmam gereken ve başlattığım bu organizasyonla ilgili daha da büyüterek, daha fazla kitlelere ulaşarak, daha küçük yaşlardaki kız çocuklarına ulaşarak projelerimi büyütmek istiyorum. Onun dışında benim için Avrupa Şampiyonası, Avrupa şampiyonluğunu alana kadar devam edecek. Oradaki o kupayı istiyorum. Sizlere de söylemek istediğim, bana ilk pentatlona girdiğimden beri etrafımdaki herkes yapmak istediğim şeyle ilgili, birçok kişi diyeyim daha doğrusu, herkes demeyeyim, birçok kişi yapamazsın dedi. Ama yapamazsın benim için aslında yapabileceğimin en büyük kanıtı. Çünkü kim bana yapamazsın dediyse ben onu yaptım. Sadece benim yürekten bunu yapabileceğime inanmam yeterli oldu benim için. Hayallerinizin peşinden gidin. Belki çok klişe bir söz
Ama gerçekten mutlaka gidin. Eğer bir şekilde yüreğinize düştüyse bir tutku, ben bugüne kadar tutkum olmayan hiçbir şeyin peşinde koşmadım ama hiçbir tutkumu da bırakmadım. O yüzden sizlere söyleyebileceğim, ruhunuzun gazı hiç kesilmesin. Hayallerinizin peşinden tam gaz sürmeye devam edin.